OpenAI. Bu ismi duymayan kaldı mı? Namı diğer ChatGPT. Şimdi ise ChatGPT 4. Normalde ücretli olan ChatGPT 4'ü ücretsiz olarak kullanmanın ve bununla garanti pasif gelir elde etmenin yolunu buldum. ChatGPT 4 önceki 3 nesline göre daha kararlı ve daha az hatalı. Bu ilk aşamamız. İkinci aşamamız ise animasyon oluşturmak. Hem de tamamen ücretsiz, yani bugün tepeden tırnağa ne anlatacaksam ücretsiz. Şimdi ilk adımdan başlıyoruz. Takip edin, ha bir de abone olun bir zahmet. Bildirimleri açmayı da unutmayın. İlk adımımızda Adobe'un kendi animasyonunuzu oluşturup seslendirebileceğiniz ücretsiz bir özelliğinden bahsedeceğiz. Hatta bugünkü yöntemimizin en büyük parçası bu olacak. Artık videolarda yüzümüzü kullanmaya gerek kalmayacak. Hatta hayalimizdeki animasyon karakteri buradan oluşturup ister kendi sesimizle, ister yapay zeka sesiyle seslendirebileceğiz. Açıklamalar kısmına bu linki de bırakıyor olacağım arkadaşlar. Adobe'un Animate from Audio özelliğindeyiz. Arkadaşlar, daha önce bununla ilgili birçok yazılım aramış olabilirsiniz. Ancak Adobe yapay zekası sizler için bunu ücretsiz ve sınırsız olarak ayaklarınıza getirmiş durumda. Bu yapay zeka için kendi sesinizi de kullanabilirsiniz ya da açıklamalar kısmına bıraktığım ClipCamp uygulamasını kullanarak yapay zekaya seslendirtebilirsiniz. ClipCamp'in kullanımı çok basit arkadaşlar. Hemen bu kısma istediğiniz metni yazıyorsunuz. Yukarıdan dil seçeneğini belirliyorsunuz ki bu dillerin içinde Türkçe de var. Hemen dilerseniz örneğini gösterelim. Evet, buraya bir metin yazdım ve şu anda dinletiyorum. Merhaba Para Cep'te YouTube kanalına hoş geldin. Arkadaşlar, şimdi bunu kaydedeceğim. Size hem yapay zekayla hem de kendi sesinizle bu işi nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Sesimi ekledim, export diyorum ve videomu dışarıya aktardım arkadaşlar. Bunu bir video olarak kaydediyor ve daha sonra Movavi uygulamasını açtım. Dosyaları ekle dedim. İndirilenlerden ClipCamp'te yapay zeka sesini kaydettiğim videoyu seçtim. Aşağıya aktardım arkadaşlar. Dışa aktar dedim. Buradan sesi seçiyorum ve masa üstüne ClipCamp ismiyle MP3 formatında az önceki sesi kaydetmiş oldum. Şimdi dinleyelim. Merhaba Para Cep'te YouTube kanalına hoş geldin. Evet, gördüğünüz gibi yapay zeka metnimizi seslendirdi ve bunu MP3'e çevirmiş olduk. Şimdi arkadaşlar bunu deneyelim. Önce yapay zeka sesini, daha sonra kendi sesimle deneyeceğim. Önce sesimi canlandıracak olduğum karakteri seçiyorum. Evet, bu karakteri seçtim arkadaşlar. Şimdi arka planı seçiyorum. Arka planda bu şekilde olsun. Şimdi alttan bir ses dosyası seçini işaretliyorum ve ClipCamp isimli yapay zeka sesini aç diyorum ve şu anda karaktere işleniyor. Az sonra videomuzla sesimiz senkronize şekilde hareket edecek. Yani karakterimizin dudakları içeri aktardığımız sesle aynı anda senkronize şekilde hareket edecek. Evet, play tuşuna basıyorum. Merhaba Para Cep'te YouTube kanalına hoş geldin. Sonucu gördünüz arkadaşlar. Sesim ve hareketleri birbiriyle senkronize halde. Tekrar oynatıyorum. Merhaba Para Cep'te YouTube kanalına hoş geldin. Bu videoyu indir diyerek bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Bu ilk adımımız. Şimdi yapay zekaya karakterimizi seslendirdik. Şimdi kendi sesimi deneyeceğim. Yine alt kısımdan bir ses dosyası seç diyorum ve daha önceden kaydettiğim bir sesi aç diyorum. Karakterime işlenmesini bekliyorum. Şimdi dinleyelim, sonuçları birlikte görün. Öyle size videoda hayal satıp açıklamalarında da Instagram eğitimi konulu e-kitabımı satmaya çalışmayacağım. Sonucu görüyorsunuz arkadaşlar. Kendi sesimle de karakteri eşleştirdim ve buradan indir deyip bununla bir YouTube videosu oluşturabilirim. Ve boyutunu da değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Dilerseniz kare, dilerseniz Instagram hikayesi için dikey video, dilerseniz YouTube videoları için yatay video, her türlü sosyal medya için uygun formata göre bu videoyu oluşturabiliyorsunuz. Bakın, ben YouTube için yatay olanı seçtim ve YouTube videomuz aslında hazır dostlar. Ben herhangi bir konu işlemeden basit bir sesle bu karakteri oluşturdum. Şimdi gelelim ikinci adıma. Bu karakterimizi ilgi çekici bir
konuyla harmanlamamız gerekecek. Yani YouTube'da bir konu anlatmamız gerekecek. Aslında normalde ücretli olan, ancak bizim ücretsizini bulduğumuz ChatGPT 4 ile yapacağız. Arkadaşlar, Bing uygulamasını biliyorsunuz. Şu anda Microsoft büyük bir yatırımla ChatGPT ile anlaşıp ChatGPT 4'ü Bing ile birleştirdi. Yani Bing şu anda yapay zeka olarak aslında ücretli olan ChatGPT'yi kullanıyor. İşte bizler de ChatGPT 4'ü bu şekilde ücretsiz kullanacağız. OpenAI'ın kendi sitesini kullanmamıza gerek kalmayacak. Şimdi Bing'e girdim arkadaşlar. Buraya örnek bir soru soracağım. Bunu da sohbet et bölümünden değil, oluştur bölümünden oluşturacağım. Bunun için Microsoft'un Edge tarayıcısını indirmeniz daha iyi olur dostlar. Diğer türlü biraz beklemeniz gerekebilir. Zaten çoğu bilgisayarda bulunuyor. Ve alt kısma, yazdığınız konular bölümüne herhangi bir konuda soru soruyorsunuz. Mesela bana 1500 kelimelik Bitcoin makalesi yazar mısın diye bir soru sordu. Şimdi taslak oluştur diyorum. Sonucu birlikte izleyeceğiz. Ön izleme bölümüne dikkat edin. Birazdan sonuçlarımız buraya yansıyacak. Evet arkadaşlar, soruma Bitcoin nedir sorusuyla başladı bile. Ve Bitcoin hakkında tüm bilgileri hızlıca önüme dökmüş oldu. Peki ben buradan ne yapabilirim? Bu makaleyi kopyalayıp Clipcamp uygulamasına gelebilir ve buradan yazıyı sese dönüştüren özellik sayesinde buradaki yazıyı sese dönüştürebilirim. Evet, metnimi buraya yapıştırdım ve preview diyorum, sesimi dinliyorum. Bitcoin nedir? Bitcoin, 2008 yılında Satoshi Nakamoto takma adını kullanan bir kişi veya grup tarafından ortaya atılan ve... Sanırım şimdilik bu kadarı yeterli. Ve az önceki yöntemle Save to Media deyip sesimi bilgisayarıma kaydediyorum. Şimdi yapacaklarımı iyi izleyin arkadaşlar. Daha önceki sesi sildim ve Bitcoin ile ilgili sesi buraya eklemiş oldum. Export diyorum. En yüksek kalitede kaydediyorum. Kısa bir süre bekledikten sonra bu video bilgisayarıma kaydedilmiş olacak ve kaydedilen sesi tekrardan Movavi'ye atıp dışa aktar deyip alt kısımdan ses bölümünü seçerek ve buradan dilersem MP3, dilersem WAV formatında dışa aktararak video için sesimi elde etmiş olacağım. Şimdi yeni proje yerine yapay zeka yazdım ve masa üstüme bunu kaydettim. Birkaç saniye içinde kayıt tamamlandı. Yapay zeka isimli ses dosyamız burada. Şimdi ne yapacağız? Hemen Adobe'un sitesine geleceğiz. Ses içeriğini değiştirin diyorum. Buradan bir ses dosyası seçin diyorum. Yapay zeka isimli sesi buraya ekliyorum ve şu anda işleniyor dostlar. Videomuz işlenirken size bir şey göstermek istiyorum. Animation Bitcoin video yazdım. Az önceki konumuzla birebir bir konu ve buradan 1.1 milyon görüntülenmiş bir videoyu görüyorsunuz. Bu tamamen animasyon videosu oluşturan bir kanal. Social Blade'e bunu kopyalıyorum ve aramasını yapıyorum dostlar. Evet, kanalımız çıktı. 398 bin aboneli bir kanalımız ve sadece animasyon işi yapıyor. Toplam kazancını görüyorsunuz. Aylık 250 dolarla 4100 dolar arası. Ve bunu sadece animasyonla yapıyor arkadaşlar. Bakalım videomuz işlenmiş mi? Evet, videomuz işlenmiş. Şimdi play diyelim ve YouTube videomuzu izleyelim. Bitcoin nedir? Bitcoin, 2008 yılında Satoshi Nakamoto takma adını kullanan bir kişi veya grup tarafından ortaya atılan ve 2009 yılında açık kaynak kodlu bir yazılım olarak yayınlanan bir kripto para birimidir. Evet arkadaşlar, videomuzu durdurduk. Şimdi artık tek yapmamız gereken indir demek ve videomuzu YouTube'a yüklemek. Bugünkü yöntemimiz bu kadar kolaydı arkadaşlar. Eğer kanalımdaki bu tarz videoları beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.